Hocam cümlenize tam başlamadan sadece... önce çok özür diliyorum. Ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Onu aktarmak istiyorum izleyicilerimize. Çünkü tabii. bir deprem haberi daha geldi. Özür diliyorum sizden efendim. Ekranlarda da görüyorsunuz. Tabii. Manisa'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği yönünde merkez üssünün 40 arç olduğunu söylüyor. Yönetmenim aslında bana şu an ilettiği bilgiler doğrultusunda an itibariyle haber merkezimize ulaştı. Dakikalar sonra da yine Manisa'ya uzanırız. Tekrar özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Çünkü Manisa'dan görüntüler gelmeye başlıyor. Sizinle konuşmaya devam edeceğiz ama Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini az önce aktarmıştık sizlere. İşte o noktada da depremin ardından vatandaşların sokağa çıktığını görebiliyoruz. Elbette bir panik yaşandı. Deprem hissedildi. Elbette şu anda kaç kilometre yerin altında derinlikte gerçekleştiğini, ne kadar sürdüğü yönünde herhangi bir bilgi yok elimizde ama çevre illerden de depremin hissedildiği bilgisi elimize ulaşmış durumda. Manisa sokaklarından geliyor bu görüntüler. Ekrana vatandaşların yine depremin ardından sokağa çıktığını görebiliyoruz. Manisa'da bu deprem bir paniğe yol açmış durumda. Tabii günlerdir aslında depremle yatıp depremle kalkıyoruz. Elazığ'da yaşanan bu 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bu noktada da birçok artçı, binin üzerinde artçı meydana geldi. Yine bu arada bu depremden önce Manisa'da deprem Manisa depremi yaşayan yerlerden biriydi. Onun korkusu da var elbette halkın üzerinde. Ard arda gelen deprem haberleri de aslında hepimizi tedirgin etmiş durumda. Çünkü daha dün Ankara'dan iki deprem haberi geldi. Ardından İstanbul bir depremi yaşadı. Şimdi de Manisa'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi var. İşte bu görüntülerde vatandaşlar sokaklarda. Ben de sizlerle birlikte ilk kez izliyorum görüntüleri. Hemen bölgeye uzanalım. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe bizi bekliyor. Sefer geçmiş olsun. İzmir'de misin bilmiyorum. İzmir'de de hissedildi mi diye sorayım. Neler yaşanıyor, nedir elindeki bilgiler diye az sonra gidebileceğiz Sefer'e. Biz görüntüler üzerinden sizlerle neler yaşandığını bakalım. Görüntülerde ses varsa oraya da kulak verebiliriz bu arada. Ama diğer yandan bir paniğin yaşandığı kuşkusuz görülüyor. Uzmanlar Ege'deki fay hatlarıyla ilgili birçok yorum yapmıştı aslında ekranlarımızda. Çalışıyorlar şu anda yani Ankara'da 24 saat süreyle hem de tüm çevreden bilgi aldılar. Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp falan söz konusu değil. Evet. Tekrar bölgeye uzanabileceğimizi söylüyor arkadaşlarım. Sefer Ayçe bu kez hazır bizi bekliyor. Sefer geçmiş olsun. İzmir'de misin bilmiyorum. Oradaysan İzmir'de de hissedildi mi deprem diye sorayım. Nedir elindeki bilgiler? Hemen sonra cevap vereyim. İzmir'de de birçok noktada hissedildi. 5,1 şiddetinde merkez üssü 40 aç. Saat tam 14.26'da meydana geldi. Biz de hissettik. Biz de şehir hastanesinde çekim yaparken, deprem sismik izolasyon merkezinde çekim yaparken orada hissettik bunu. Ve İzmir'in birçok noktasında da görüştüm şu anda. Bornova'da özellikle Alsancak mevkiinde özellikle dediğim gibi Bornova'da, Bornova Manisa'ya daha da yakın orada da hissedildi. Tam 14.26'da 5,1 merkez üssü 40 açtı. Cansın Elbacı. O yüzden de şu anda ama çok fazla bir İzmir'in Bornova semtinde vatandaşlar biraz sokağa çıktılar ama çok bir panik yok. 5,1 şiddetindeydi ama birçok noktada İzmir'de hissedildi Cansın. Sefer'e teşekkür edelim. Sefer İzmir'de de hissedildiği bilgisini paylaştı. Ekranlara haritada da yansıyor efendim. Manisa depremi aslında son zamanlarda sık sık yaşayan şehirlerimizden biri. Merkez üssü 40 ağaç.
5,1 büyüklüğünde meydana geldi deprem. Aslında yaptığımız deprem yayınlarında da yine uzmanların Manisa'da o noktadan geçen fay hattı üzerindeki hareketliliğe dikkat çektiğini de anımsayabiliyorum. Ege'deki fay hatlarının da aktif olduğunu yine biliyoruz. Ege'de de benzer depremlerin beklendiğini de biliyoruz.